Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbim inşallah rızası istikametine konuştursun. Hoşnutluğunu ve rızanı kazandırsın inşallah. Samimi, ihlaslı konuştursun. Tabii ben 1951 doğumlu, Turgutlu doğumluyum. İlkokulu Turgutlu'da bitirdim. Fakat çok zeki bir talebe değildim ben. 5 yılda değil de o zamanlar ilkokul 5 yıldı. Ben 6 yılda bitirebildim ilkokulu. Ondan sonra ortaokula geçtim. Dedim ya çok zeki bir talebe olmadığımdan ortaokul 3 yıldı. Ben ortaokulda 4 yılda bitirdim yani böyle. Babam tüccarlık yapıyordu. Hem pamuk tüccarlığı hem de üzüm tüccarlığı yapıyor böyle. Ben de babamın yanında o işi sevdim yani ben de. Okumaktan da vazgeçtim yani. Fakat bir baba dostu vardı. Sık sık eczacıydı kendisi. Sık sık bizim yazıhaneye gelirdi. Bir gün oturuyorduk böyle beraber. Ali dedi ne yapıyorsun? Dedim işte ortaokulu bitirdim. Okumayacağım artık ben dedim. Ben de okuyam kabiliyet de yok ben de dedim böyle. Olmaz Ali dedi. Bak baban seni ticaret dedi yani. Ben seni de İzmir Ticaret Lisesi'ne götüreyim dedi. Orada dedi yazdırayım dedi. Orada da bir yurt var dedi. Sen ticaret lisesi... olur mu olur. Babama falan sormadı beni yani. Çok samimiler çünkü. Aldı beni İzmir Ticaret Lisesi'ne götürdü. Efes Oteli'nin karşısında Alsancak'ta yani böyle. Tabii biz alışmamışız öyle bir ortamda yaşamada. Biz köylü çocuğuyuz. Turgut'u bu kadar da büyük bir yer değil böyle. Neyse hemen benim kaydımı yaptırdı Ticaret Lisesi'ne böyle. 500 metre ileride özel bir yurt. Böyle çok güzel bir yurt. Devletin böyle. Yurda da kaydımı yaptırdı beni. Lisede tabii yurttayım o zaman böyle. Aşağı yukarı 300 talebe var yurtta. Ama bir tane namaz kılan var o kadar talebenin içinde. Namaz kılacak bir yerde yok. Bir merdivende seçerdesini serer, namazını kılardı yani böyle. Ben de 5 vakit namaz olmasa da ama namazım vardı yani böyle. Yani düzenli olmasam dahi namazı kılardım. Fakat o arkadaşı görünce ben de imrendim. O arkadaşla beraber ben de ikinci bir namaz kılan oldum yurtta böyle yani. Ama elhamdülillah 3 senede liseyi bitirdim böyle. Liseyi bitirdikten sonra tabii askerlik çağım geldi benim. Askere gittim. Asker Etimesut, Ankara Etimesut'ta zırhlı birliklerde 2 sene askerlik yaptım. Ticaret lisesi mezun olduğumdan 10 parmak daktilo vardı. O zaman bilgisayar falan olmadığından böyle 10 parmak daktilo benim olduğundan beni karargaha aldılar. Karargahta ben de mütemet yaptılar böyle. Çok rahat bir 2 sene geçirdim böyle askerliği bitirdik. Askerden geldim böyle ben. Askerden gelince rahmetli babam beni hemen nişanlandırdı yani. Nişanlandırınca tabii benim o zamanlarda kahve alışkanlığım var böyle. Kahvede sık sık gidip geliyoruz böyle. Arkadaşlarla tebrik ettiler bana. Ali abi hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun. Sen nişanlanmışsın dediler böyle. Fakat en arkadan da bir arkadaş dedi ki Ali abi dedi nişanlanmışsın dedi. Hayırlı mübarek olsun ama dedi Nurcu kız alıyormuşsun sen dedi yani böyle. Ben ilk defa Nurcu kelimesini orada duydum böyle. Ne demek Nurculuk dedim. Ali abi ben de bilmiyorum dedi yani böyle. Meğer bizim o hanımın amcası ve Osman Aykut amca ikisi de vefat ettiler. Osman Aykut amca üstadımızın talebelerinden yani veya üstadımın arkadaşlarından böyle Marla'dayken, Isparta'dayken yanına gidip gelirmiş yani. Hatta bir gün gidişinde böyle üstadım demiş dua etseniz de Turgutlu'da bir ev açsam, bir ışık ev açsam demiş yani. Üstadımız da dua etmiş Turgutlu'da ikinci veya üçüncü ev açılmış yani. Tabii açılınca tabii ben de o zamanlar sık sık kız evine gitmek de şey yok. Ayda 15 günde 20 günde bir gidiyor böyle. Yani onda babamla annemle gidiyoruz. Başka türlü hep mutasip bir aile çünkü böyle. Çok rahat girip çıkamıyorum böyle. Ben de dört gözle bekliyorum yani 15 gün 20 gün geçsin de kız evine gideyim. Ama ben ne zaman gitsem Osman Aykut amca da arkadan geliyor yani böyle. 1, 2, 3, 4 dedim ya bu Osman Aykut amca gelmese rahat bir çay içsem diyorum böyle. Ama hiç fırsat vermiyor. Meğer Osman amca beni kancaya takmak istemiş yani. Benim ondan haberim yok yani böyle. Neyse artık düğün yaklaşmak üzere böyle. Son bir daha gittik artık düğün telaşı da var böyle. Dedim hiç olmazsa bugün Osman Aykut amca gelmese dedim der. Kız da şöyle rahat bir çay içsem dedim yani böyle. Fakat tam çay içerken Osman Aykut gene geldi içeri böyle. Neyse başladık çay içmeye böyle. Ali dedi ben ilk defa duyuyorum şimdi orada yani böyle. Ali dedi Muhammed Fethullah Gülen Hoca Efendi dedi Manisa'da vaaz veriyor dedi. Gece vaazı var dedi. Muradiye Camisi'nde şu anda Hükümet Kur'an'ın karşısında dedi yani. Orada vaaz veriyor ben camiye gidiyorum vaazı seni de götüreceğim dedi. İtiraz etme şansınız da yok. Yani, olur Osman amca dedim gelirim dedi. Ben ilk defa Hoca Efendi'yi 1974 yılı veya 75 yılın başında o Muradiye Camisi'nde Hoca Efendi'nin vaazını dinledim. Ya Alel Ansar! Ya Alel Ansar dediler Ansar yetişin! Yetişin yardım günüdür. Tulumban al yetişimde de yangın var.
Resulullah'ın bayrağı dalgalanıyor, yangın var. Devrilecek yangın var. Namı Celili Muhammed'i sarsıntıda yangın var. Kur'an sarsıntıda yangın var. Ya Lel Ansar, Ya Lel Ansar, kendinizi Ansar yerine koyun. Ya Lel Ansar, kerreten kekerreti Hüneyn. Duymuyor musun, bizi çağırıyor. İlk tanışmamız bu şekilde oldu hocaefendiyle. Aradan bir sene veya iki sene geçtikten sonra Derici Kemal abi var böyle. Derici Kemal abiyle fabrikada oturuyoruz böyle. Dedim acaba bir de şeye gitsek, Bozcaka'ya gitsek dedim yani böyle. Hocaefendi'yi ziyaret etsek. Tabii olur dedi Ali dedi. O zamanlar izin falan yok. Çok rahat gidip çıkılıyor böyle. Neyse biz bir taksi gittik hocaefendiye. Ramazan mübarek gündü. Tanışmamız da bir Ramazan mübarek günü oldu. 77 yıldı tahmin ediyorum böyle. Bozcaka'ya gittik. Hocaefendi de iftardaymış. Fakat iftardan sonra geleceğini söylediler böyle. Dediği gibi hocaefendi iftardan sonra geldi böyle. Çok kalabalık da yoktu. Salonda oturduk böyle. Salonda oturduk. Bize işte nereden geliyorsunuz? Turgutlu'dan geliyoruz. Turgutlu'yu iyi tanırım dedi. Turgutlu'daki arkadaşlarla dostluklarından bahsetti hocaefendi böyle. Fakat orada bir arkadaş soru sordu hocaefendiye. Hiç unutmuyorum yani böyle. O arkadaş da namazında kılan biriydi. Hocam dedi ben dedi ne zaman namazda dursam dedi. Yani hep kötü şeyler aklıma geliyor dedi yani böyle. Yani acaba ben namazı terk etmesem, terk bıraksam mı diye düşünmeye başladım. Yo dedi hocaefendi yani böyle. Dedi ki şeytan dedi, işte hırsız dedi. Nereye girer dedi. Böyle mücevher dolu bir zarraf dükkanına veya dedi zengin bir eve girer dedi yani böyle. Hırsız oralara girmek ister. Şeytan da dedi iman olan kalbe girer dedi yani böyle. Onun için bundan gocunmayın dedi. Bundan rahatsız olmayın dedi. Bu dedi zamanla bunu atlatırsınız dedi yani. Siz bu şekilde daha olsa namazınızı kılın dedi yani böyle. O sohbetini hiç unutmuyorum hocaefendinin böyle. Sonra da tabii hocaefendi o zamanları Bornova'da vaaza devam ediyor böyle. Bornova'da vaaz ederken biz de arada gidip geliyoruz böyle. İşimiz de icap ediyor böyle. Bir gün dedi ki arkadaşlar Ali abi dediler, hocaefendi işte bir haftalık bir seyahate çıkacak. İşte buradan efendim Afyon, Ankara, Isparta, Barla. Bir haftalık bir seyahat olacak. Eğer o zamanlarda biz de genciz, 25-26 yaşındayım böyle. Güzel bir de araba almıştık, Mercedes böyle. Sen dedi götürürsen hocaefendiye memnun oluruz dediler yani. Ben de hay hay dedim yani benim için de bu bir şeref olur dedim böyle. Neyse hocaefendi vaaz bittikten sonra bizim arabaya bindi. Hacı Kemal abi var arabada. İlan iş bilen abi var. Bir de Mehmet Ali hocam da olabilir yani böyle. Dört kişi arabayla yola çıktık biz. Yola çıktık yolda giderken böyle. Yalnız hocaefendi arabada hiç konuşmuyor yani böyle. Ya Kur'an okuyor ya Cevşen okuyor arabada yani böyle. Ya da arabada arada kaseti açıyor böyle. Şey dinliyor. Kur'an dinliyor. Kendi vaazı gelince kapatıyordu yani. Arada da açıyordu ama kendi vaazlarını dinlemek istemiyordu hocaefendi. Ne hikmetse böyle. Arada da açıyordu yani. Ama Kur'an'ı dinliyordu böyle. Ama arabada soru sorarsak devamlı kitap okuyor çünkü hocaefendi arabada böyle. Hep kitap okulur böyle. Neyse yolda giderken şöyle başını bir kaldırdı böyle hocaefendi. Başını kaldırdığında tarlada da biri de namaz kılıyor böyle. Hocaefendi o namaz kılan insan o kadar hoşuna gitti ki ah dedi arabada dedi bir hediyemiz olsaydı dedi şu kardeşimin hem alnından öpseydim dedi hem de şu hediyeyi versem dedi yani. Ben ondan sonra anladım ki arabalarda bizim hediye taşımamız gerektiğini anladım. Çünkü bilmiyoruz çok şeyi hep bize hizmet öğretti. Hocaefendiden öğrendik biz her şeyi. İnan hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hala da bilmiyoruz ya ama Rabbime ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek inan hep hamd ediyorum, hep şükrediyorum. Ben hizmeti tanıyıncaya kadar Turgut'tan dışarı çıkmış bir insan değildim yani. Ama ne zaman şu hizmeti tanıdım Allah'ın izniyle bir tarafta okyanus ötesi, bir tarafta Çin etti yani. Rabbim bütün dünyayı dolaştırdı yani. Rabbime hamd edelim, şükredelim yani. Tabii Afyon'a, ondan sonra Afyon'a gittik biz. Afyon'da eski milletvekili hizmetten, cemaattan. Boylu poslu, yakışıklı böyle eski milletvekillerinden evine sabah kahvaltısına davet etti bizi. Biz yer sofrası hazırlamış ki yani kuş sütü noksan her şey var yani böyle. Kaymandan, balından böyle yani öyle güzel bir sofra hazırlamış böyle. Yerde hocaefendi ile karşılıklı oturdular böyle. Ben de hocaefendinin yanında oturdum. Fakat karşılıklı bir konuşmaya başladılar ki tam bir Osmanlı lehçesi, tam bir İstanbul
şivesiyle konuşmaya başladılar. Ben Hoca Efendi'yi orada utanmaya başladım artık. Çünkü bende ne öyle bir konuşma kabiliyeti var ne de öyle bir şeyim vardı yani böyle. Ondan sonra Hoca Efendi'yle ne zaman konuşsam hala da terlerim yani böyle. Çünkü o kabiliyet bizde yok yani. Biz yarım yamalak Türkçe'de o kadar konuşabiliyoruz. Ama Hoca Efendi'nin bir özelliği kimsenin hatasını kusuruna yüzüne vurmaz yani. Yani çok hata ettik yani. Çok çamlar devirdik Hoca Efendi'nin yanında. Ama Rabbimize hamşederiz, şükrederiz. Hiç Hoca Efendi bir günden bir güne siz böyle yaptınız, şunu yaptınız demedi bize yani böyle. Neyse orada biz aşağı yukarı 2 saat kadar evde kaldık böyle. Ondan sonra Ankara'ya gittik. Yolda Ankara'ya gittik. Ankara'da bir eve girdik böyle. Ev özel bir evi böyle. Büyük bir salonu var evin. Bütün İstanbul şeyde Ankara'daki talebelerin hepsini toplamışlar yani. İnanın bir salon dolu değil yani böyle. Hoca Efendi'ye özel bir oda verdiler. Hoca Efendi 1 saat kadar odasında durdu. Ne yaptı bilmiyoruz odasında böyle. Sonra çıktı. Hoca Efendi 2 saat kadar o talebeleri sorulu cevaplı bir konuşma yaptı yani. Ben de o şeylerin içindeydim böyle. Hatta hiç unutamıyorum yani. Orada ben bir şeylik yaptım böyle. Bir kaf yaptım. Tabii hizmeti bilmediğimden böyle. Böyle şeytandan bahsediliyor böyle. Kaderden bahsediliyor Hoca Efendi böyle. Ben de orada dedim ki hocam dedim yani insan dedim şimdi yani benim orada konuşmamam lazımdı aslında yani ama yaptım öyle bir hata yani. Hocam dedim böyle insan dedim şimdi çıksa dedim bir taraseye oradan kendini atıverse dedim böyle. Ölse dedim bu kader mi dedim böyle. Hoca Efendi bunu da uzun uzun anlattı yazık böyle. Ama ben orada sonradan çok pişman oldum buna böyle. Biz aşağı 3 gün Ankara'da kaldık böyle. Ankara'da her akşam oranın mütevelli heyeti diyelim artık. 8-10 kişi yani bu. O kadar yani böyle. 3 gece orada kaldık. Ve sabahları da Hoca Efendi cami altlarında talebeleri topluyorum. Talebelerle sohbet etti 3 gün böyle. Ama inanın o küçücük cami dolmuyordu talebelerle yani. Oradan biz Isparta'ya geçtik. Isparta'da bir gece kaldık, istirahat ettik yurtta. Yurttan oradan da Barla'ya gittik. Esas bizim Hoca Efendi'nin gitmesi Barla'da orada bir restoran var. İçkili bir restoran var Barla'da böyle. Orası kapatılmış böyle. Barla'ya gittik. Barla'ya o restorana bir girdik. İnanın her taraf içki şişeleri böyle. Leş gibi kokuyor içerisi böyle. Ama Hoca Efendi bütün her tarafı dolaştı böyle. Meğer Hoca Efendi orasının alınmasını istiyormuş. Restore yapılıp bir hizmete açılsın. Hacı Kemal abi rahmetli yani. Birden koluma girdi böyle. Ali dedi gel dedi Hoca Efendi'yi sevindirelim dedi. Gel şu binayı alıverelim dedi yani böyle. Rabbim Hoca Efendi çok aşkı yani. Hem Hoca Efendi'yi sevindirmek için çok çalışırdı böyle. Alındı Allah'ın izniyle orası böyle. Sonra restore edildi. Şu anda da hizmet ediyor elhamdülillah. Hoca Efendi'yle 1 haftalık böyle bir seyahatimiz oldu. Ama sonradan da Hoca Efendi dönüşümüzde böyle mesela tanıdıkları var böyle. Dikkat ettim böyle ya bir berber dükkanı ya bir kasap dükkanı efendim. Böyle manifotocu dükkanı böyle eski tanıdıklarda hep selam vere vere İzmir'e kadar geldik yani böyle. Sonra da tam İzmir'e geldik Bozyaka'daydı Hoca Efendi o zaman böyle. Bozyaka'da baktım arabaya bana takkesini bırakmış. Tam 30-35 yıllık takkesi hala da gözümü korur gibi korurum böyle. 35 yıllık takkesi evimde elhamdülillah. Öyle bir hatıramız oldu. İlk hatıramız bu böyle. Tabii aradan birkaç yıl geçince 80 ihtilali oldu böyle. 80 ihtilali olunca Hoca Efendi bizi bir gün İzmir'de bir evin altına topladı. Yani şu Ege mesela hizmeti o zaman Ege bölgesinde yani böyle. Yani bu şey döneminde, bu ihtilal döneminde nasıl hareket edebileceğimizi, yurtları nasıl idare, okul yok o zaman, okul hizmetlerimiz yok. Yalnız yurtlarımız var böyle. Yurtları hepsini dedi Hoca Efendi, vakıf yurtlarıydı bunlar, şirkete çevireceğiz dedi bunların hepsini. Ve hepsini şirkete çevrildi, bütün yurtlar böyle. Ve bütün işler dedi, hesaplar, kitaplar çok titiz tutulacak dedi. Vergisi, sigortaları günü güne yatacak dedi böyle. Ve bizim için o gün için neler yapılmamız, ihtilal dönemi, o sıkıntılı dönemi nasıl atlatacağımız, bunu da atlatacağız Allah'ın izniyle dedi böyle. Fakat tabii Hoca Efendi o dönemde tabii garajlarda, istasyonlarda böyle aranıyor Hoca Efendi. Boy boy anaçlarla beraber resimler var. Turgut Dede'de astılar yani. Öyle bir dönem yani. Sıkıntılı bir dönem. Hiç okullar yok. Hoca Efendi ama hizmet hiç durmuyor.
durdurmadı hocaefendi. O dönemlerde dahi yurt müdürleriyle muttat toplantıları hep devam etti. Hatta Bozyaka'da 50-60 tane yurt müdür, Türkçe çapında yurt müdürlerle toplantı yapıyor böyle. Bir haber geliyor kendisine. Hocam diyorlar, burası bu gece basılacak, tedbiri alsak diyor. O zaman diyor arkadaşlar hiç panik yapmasınlar diyor. Teker teker diyor Turgutlu'da. O zaman 2-3 tane yurt, bizim Turgutlu'da ikinci yurt yani böyle. Turgutlu'ya gitsinler diyor teker teker, hiç panik yapmadan ben de oraya geleceğim diyor yani böyle. Hocaefendi Mendu Ungan hocam var burada müdür olarak. Hoca aramış onu. Demiş ki bir Osman Aykut amcaya haber verin. Kimseye haber vermeyin demişler. Mendu hocam beni aradı. Ali abi buraya kadar gelebilir misin dedi. Gittim. Dedi hocaefendinin selam var dedi. Hocaefendi biraz talep şeyler gelmeye başladı. Yurt müdürleri birazdan da hocaefendi gelecek dedi. Burada bir hafta 10 gün kalacak dedi. Ve kimseye de haber vermeyeceğiz yani. Olur hocam dedim böyle. Hocaefendi geldi arkadan. Bir hafta biz de hocaefendiyle beraber orada kaldık yani böyle. Hocaefendi geceleri böyle uyumaz yani. Saat 2'ye 3'e kadar böyle terasa vardı bizim o yukarıda böyle. Hatta bizim oradası ovalık bir yerdi böyle. Sinek de var, sivrisinek de var. Hocaefendi cimindilik kurduk böyle. Cimindilik de yasın diye ama hiç cimindilin içine girmedi hocaefendi böyle. Hocaefendi de dondurmayı çok sever. O zaman da bizim burada Kahraman Doranç gelmişti çok güzel. Arkadaşlar da kilo kilo dondurma getirirdi böyle. Saat 2'ye 3'e kadar hocaefendi hem dondurma sohbetine beraber çok tatlı sohbetler olurdu böyle. Bir hafta 10 gün burada çok güzel sohbetimiz oldu böyle. Hatta bir gün odada oturuyoruz böyle, yaz gün sıcak böyle yani böyle. Klima da yok o günlerde böyle, her taraf ova. Bir yurt, yuvadan, yurttan başka hiçbir şey yok, her taraf ova böyle. Yaz günü camı da açtık böyle. Dışarıda da patos harman dövüyor böyle yani. Harman dövüyor ama samanlar da rüzgar içeri getiriyor böyle. Ben de içimden diyorum ki ya şu adam diyorum bir hafta sonra şu harmanı dövse de hocaefendi rahatsız olmasa diyorum yani. Hocaefendi birden bana döndü. Ali Bey dedi ben bu saman kokularını çok özlemişim dedi. Bırak adam dövsün dedi bana yani. Birden içimden geçen rahatlattı hocaefendi böyle böyle. Ve aynen hocaefendi daha bir hafta daha kalacaktı. Fakat ne olduysa dedi ki biz dedi yarın buradan dağılalım dedi hocaefendi. Biz de şaşırdık yani böyle. Ve geldi benim yanıma. Ali Bey dedi bir hafta kaldık biz burada dedi yani. İşte yedik içtik dedi. Bizim borcumuz var dedi. Onu hemen ödeyeyim. Yok hocam dedim yani. Biz onu yok olmaz dedi yani. Hocam biz öderiz onu dedim yani. Çok ısrar ettim ve ondan sonra bıraktı yani. O kadar da hassas hocaefendi o konularda böyle. Tam arabaya binerken hocaefendi dedi ki ben gidiyorum ama dedi. Asfalta çıkmadan önce dedi. Buraya misafirler gelecek şimdi dedi yani böyle. Dediği gibi hocaefendi daha şey çıkmadan daha asfalta jandarmalar, polisler bastılar yani böyle. Demek ki hocaefendi onları sezinlemiş geleceklerine şeyini iptal ettirdi günlü ve erken dönüş yaptı yani böyle. Erken dönüş yaptı. Her şeyde bir hayır. Demek ki hocaefendi hiç şey yakalanmadan elhamdülillah buradan ayrılmış oldu. Biz de sıkıntı duymadık yani böyle. Tabii bu Mendo hocam rahmetli böyle. Tabii hocaefendi babasının da arkadaş bunun. Mendo hocamın rahmetli babası Manisa'dayken hizmetlere gidip geliyor böyle, derslere gidip geliyor böyle. Bir gün de hani sohbetten gelirken böyle Mendo hocam kendini anlattı bunu bana. Babam dedi bir gün dedi sohbetten gelirken dedi dolmuş böyle minibüs çarpışıyorlar böyle. Çarpışınca alev almaya başlıyor araba yani. Kapılar da açılmıyor böyle. Tekbir sesleriyle böyle la ilahe illallah eşhedü en la ilahe diye diye şehit oluyor yani. Dört arkadaş dördü de arabanın içine yanıyor yani. Ama rahmetli Mendo hocamın babasının iç çamaşırları yanmamış yani. Bembeyaz kalmış böyle yani. Arkadaşlar sormuş. Demişler ki arkadaşların her tarafı yandı ama babanızın iç çamaşırları yanmadı. Bunun hikmeti nedir? Hanımı demiş ki benim beyim çok edepli de demiş yani. Banyoya girdiğinde dahi demiş iç çamaşırlarını çıkarmazdı yani. Demek ki Rabbim bizim böyle edepli olmamızı istiyor yani böyle. Bu Mendo hocam rahmetli hocaefendinin yanına gittik biz Bozyaka'da. Hocam dedi o zamanlarda herkes bir şehitlik istiyor böyle. Hocam dedi bir dua etseniz dedi ben şehit olsam dedi yani böyle. Mendo hocam dedi babanız da şehit oldu ya dedi yani. İşimiz de çok dedi yani. Sen de şehitlik istiyorsun dedi. Madem istiyorsun dedi dua edelim dedi yani. Dua edildi. Dua edildi böyle. Ama işte demek ki duanın icabesi atmış bilemezsin yani. Yani. Ve şurada Gündüz Alp Lisesi var. Temelinden bitimine kadar 2,5 sene içinde bitirdi Allah. Temelini de attı. Halını da döşedi okulun. Gündüz Alp Lisesi'nin. Görmüşsünüzdür yanında orasını böyle. Arabada geliyoruz böyle bana dedi ki Ali abi dedi Rabbime dua ediyorum dedi yani böyle. Bu Gündüz Alp Lisesi'nin açılmasını bana Rabbim göstermesin dedi yani böyle.
Ya hocam dedim, bir anda şehitlik istedin dedim. Bir anda da bu okulun açılmasını görmek istemiyorsun. Nedir bunun hikmeti? Ala biliyorsun dedi. Çok sıkıntı çektik o okulda dedi yani. Çok emeğimiz var, çok gözyaşımız var o okulda. Gerçekten öyle. Çok intizamlı, disiplinliydi. Kalorifer yok, soba yok. Her hafta bize ders yaptırırdı orada yani böyle. O soba içinde yani böyle. Ya hocam dedim yani böyle. Nedir bunun hikmeti böyle dedim. Ala dedi biliyorsun dedi. Çok sıkıntı çektik dedi. Çok gözyaşı var dedi bunda dedi. Açılırken dedi içime bir şey gelir dedi. Ödüm kopuyor Ala abi. Kazanma kuşağımda dedi. Kaybederim dedi. Korkuyorum dedi. Onun için bu okulun açılmasını Rabbim bana göstermesin dedi yani. O da şeymiş yani böyle. O da duanın icabet sahtınmış böyle. İkisi birden böyle böyle. Aradan bir ay mı iki ay mı bir geçti böyle. Şey geldi. Ya Mehmet Ali Hocam geldi ya da Abdullah Aymaz geldi. Dediler ki Hoca Efendi'nin selamı var. Memdu Hocam'ın tayini 40 aycı çıktı dedi yani. Biz de hiç itiraz etmedik artık öyle olunca. Memdu Hocam 40 aycı çıktı. Tayini gitti. Gitti aradan 3 ay 4 ay geçti Kurban Bayramı geldi böyle. Kurban Bayramı'nda da bir kamyon deri toplamış Memdu Hocam. Bütün sermayemiz o zaman dericilik böyle. Bir kamyon deri toplamış. Fakat bir haber geliyor. Diyorlar ki işte burası yurt basılacak. Aman bu derileri buradan kaldırın. O da bir telaş, bir panik kapılıyor. Ne yaparım bu derileri? Tabii 40 ağaç küçük bir yer yani. Nereye götürse yakalanacak. Demiş ki ben bu derileri Turgutlu'ya götüreyim demiş yani böyle. Garibim de kamyonu dolduruyor derileri böyle. Asfalttan da gelmiyor da kanal yolundan giriyor. Yani yolda da yakalamasınlar diye böyle. Kanal yolundan geliyor böyle Turgutlu'ya giriyor. Sabah namazları okunmamış böyle. Hoca, Mendo Hocam şeye geliyor. Bizim iş olduğu yer tuğla, bizim tuğla sektörü var böyle. Oraya geliyor böyle. Fakat orası da tanınan bir yer olduğundan Mendo Hocam acaba buraya da basarlar mı demişti böyle. Bizim Turgutlu'da yeni bir iş yeri yapmıştık. Daha kimse bilmiyor. Mendo Hocam biliyordu orasını. Demiş ki şoföre sen burada bekle demiş. Ben orada tarafta bir iş yeri daha var. Eğer oraya müsaitse bu derileri oraya götürelimmiş yani. Tam da ezanlar okunuyor böyle. Sabah namazı ezanlar okunuyor. Tam Gündüz Alp Lisesi'nin önüne geliyor. Site için Renault araba böyle. Karşılarında kamyon şoförü sarhoş böyle yani. Mendo Hocam şarampoldan aşağı inmiş böyle. İndi halde geliyor kamyon sarhoş kamyoncu. Geliyor Mendo Hocam tam kapısından vuruyor böyle. Orada Memdu Hocam boynu kırılıyor ve tam okulun önünde şehit oluyor yani. İnan hem kurban kanları üzerinde hem Ramazan kendi kanı üzerindeydi. Rabbim öyle bir şekilde şehitliğini aldı ve iki duasını birden kabul etti yani böyle. Hem okul açılmasını göstermedi. İnşallah Rabbim o şehitlik mertebesinde çıkardı kendisine yani böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kadem bastın gönül tahtına, Sultan-ı Mustafa geldin. Kadem bastın gönül tahtına, gönüllerimiz senin tahtındır. Senin tahtın bütün yeryüzüdür. Biz kusur ettik, her yere tahtını kuramadık. Ama sultana sultanlık, gedaya gedalık. Bağışla bizi, bir imkan daha ver bize. Bir imkan daha ver ki dünyanın en karanlık noktalarında senin için yeni tahtlar kuralım. Sarı ırk arasında, beyaz ırk arasında, esmer ırk arasında gönüllerimizi taht gibi yere serelim. Geçenler çiğnesin geçsinler ama sonunda da sen gel. Mübarek ayağını bas, tutiyadır diye koklayalım, burnumuza götürelim.